Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli izleyiciler Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar şükürler olsun ki Ramazan-ı Şerife bizleri kavuşturdu ve oruçlarımızı tutmayı beş vakit namazımızı eda etmeyi, teravihlerde buluşmayı Mevla bizlere nasip etti. Rabbim rızası uğrunda razı olduğu bir ömür sürerek cenneti alayı hak eden müminler olarak güzel bir hayat sürebilmeyi her birerlerimize nasip eylesin. Kıymetli müminler, bugün sabır konusunu işlemeye gayret edeceğiz. Sözlükte dayanmak dayanıklılık gibi anlamlara gelen sabır, tahammül etmek, zorluklara göğüs germek, beşeri duyguları akıl ve şeriat, Kur'an ve sünnetin sınırları içerisinde tutmak ama hiçbir zaman kabullenmek, teslim olmak değildir. Kıymetli müminler, Dünyada her birerlerimiz farklı şeylerle imtihan olunuyoruz. Hadisi şeriflere göre sabır üçtür. Musibetlere karşı sabır, taatte kullukta sabır, günah işlememekte sabır. Ramazan-ı Şerif bize sabrı en güzel şekilde öğretiyor. İmsakta oruca niyetlenip Gün boyu orucu bozacak olan şeylerden uzak durmaya gayret eden her mümin aynı zamanda orucuna bir halel, bir zarar gelmesin. Oruç ehemmiyetini, gerçek manasını kaybetmesin için günahlara karşı etrafındaki kendisini rahatsız eden, tahrik eden günah işlemeye zorlayan her türlü davranışa karşı oruçla kazandığını insanların hakkına hukukuna tecavüz ederek yanlış yaparak birilerini kırarak dökerek kaybetmemek için elbette ki çok dikkatli olmak zorundadır. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam size birisi sataşırsa ona karşı ben oruçluyum desin diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Rabbin rızasını kazanma gayretinde olan müminin kendisine sataşanlara karşı, tahrik edenlere karşı mukabelede bulunmamasını ve sabırla mukabelede bulunmasını tavsiye ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bunun güzel örnekleri var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rivayet o ki bir mezarlıkta mezar başında ağlayan bir kadını gördüğünde Allah'tan kork ve sabret diye buyurdular. Kadın hiç kafasını kaldırmadan söyleyenin de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğunu bilmeden şöyle mukabelede bulundu. Benim başıma gelen senin başına gelmedi ki tabiri caizse hani özür dileyerek git başımdan der gibi bir ifade kullandı. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam oradan uzaklaştı. Sonra etraftakiler ona deyince, tabiri caizse sen ne yaptın? O Allah'ın resulüydü deyince kadın bu sefer Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın peşinden koştu ve Hane-i saadete kadar gittiler ki onu kapıda engelleyecek, önüne çıkacak bir kapıcı da bir bekçisi de yoktu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Direkt içeriye girdiler ve Ya Resulallah ben sizi tanıyamadım diyerek özür dilemek, kusura bakmamasını talep etmek üzere bu şekilde söyleyince o kadıncağıza Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inneme sabru inde sadimetil ule yani sabır Bela musibet başa geldiği ilk anda gösterilmesi gereken davranıştır diyerek bu şekilde beyanda açıklamada bulundular. Dolayısıyla kıymetli müminler, değerli izleyiciler, bizler de başımıza ne gelirse gelsin düşünün ki rivayetlerde var. O başında ağladığı mezar o kadının çocuğu. Belki o gün öldü. Hadis-i şeriflerde o açıklama yok mezarı başında veya bizzat cesedin başında da olsa Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hayatında bunun biz örneklerini görüyoruz. Bizzat evladı İbrahim'de e, torununun vefatında kendisi kucağına verilince Efendimiz aleyhissalatu vesselam gözyaşı dökünce sahabe-i şaşırıyorlar. Ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun diye mukabelede bulununca ağlanmasına bile şaşırdıkları zaman efendimiz aleyhissalatu vesselam kalp mahzun olur göz yaş döker ama biz asla Allah'ın razı olmadığı olmayacağı bir sözü söylemeyiz sarf etmeyiz. Bizler de böyle bir Ramazan gününde değil sadece her günümüzde benim bu yaptıklarımdan Allah memnun mu? Benim yaptıklarım, bu davranışlarım Kur'an-ı Kerim'e ve hayatı örnek alınması Kur'an-ı Kerim'de emredilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine, hadisi şeriflerine, hayatına uyuyor mu diyerek her Müslümanın kendisini gözden geçirmesi gerekir. Her birerlerimiz çocuklarımızın dünyalık işleri için gayret gösteriyoruz ve onlardan böyle güzel davranışlar bekliyoruz ailelerine, vatanına, milletine karşı. Ama iyi bir gelecekleri olsun diye de çocuklarımızı, evlatlarımızı okullara gönderiyoruz. Öğretmenleriyle gidip istişare ediyoruz ki gelecekleriyle ilgili iyi bir mesleği olsun, hayatta başarılı olsun diye uğraşıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise hiçbir anne ve baba çocuğuna güzel terbiyeden daha büyük bir miras bırakamaz buyuruyor. Bizler evlatlarımızı yetiştirirken Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın da ifadesiyle hayrun nas enfa'uhum linnas insanların en hayırlısı insanlara en çok faydası dokunan. Elbette ki çocuklarımızın güzel meslekleri olsun. İyi bir geleceği, iyi bir işi olsun. Fakat illaki Dünyası ve ahireti için yavrularımız önce Allah'ını, peygamberini, Kur'an'ı, sünneti tanımalı ve hangi işi yaparsa yapsın insanların en hayırlısının insanlara en çok faydası dokunan olduğunu unutmadan bu şekilde davranmalıdır. Az önce hadis-i şerifte hatırlattığımız gibi etrafında kendisini rahatsız edecek olan, kıracak, dökecek olan Belki günaha zorlayacak, küfre, hakarete, kötü sözlere zorlayacak olan birileri olsa bile karşıdaki insanların ahlaki durumları, davranışları nedir, nelerdir biz onları bilmediğimiz için çocuklarımızı karşılarında ne tür insanlar olursa olsun hayra, iyiliğe, güzelliğe hem dünyada hem de ahirette Allah'ımızın, Rabbimizin huzuruna vardığımızda utanmayacak, utanmayacağımız işler yapacak durumda yetiştirmek için elbette ki yönlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla başımıza gelen sıkıntılara sabır dedik. Bu ilahi afetler olabilir. Bu bazen bir komşu olabilir. Bazen en yakınımızdaki bir aile ferdimiz de olabilir. Dolayısıyla onlara karşı kötülükle mukabelede bulunmamak Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ashabı kiramla bir aradalar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam soruyorlar. Size bir kötülük yapsa birisi ne yaparsınız? Sahabe-i kiram neredeyse koru halinde. Hep bir ağızdan iyilik yaparız ya Resulallah diye bu şekilde cevap veriyorlar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam tekrar yine kötülük yapsa ne yaparsınız diye sorunca Allah'ın Resulü'nün huzurunda öyle hani böyle rastgele Kalbini yoklamadan cevap verip e, böyle rastgele bir cevap vermek elbette ki yok. Sahabe-i kiramdan bu sefer iyilik yaparız diyenler azalıyor. Ve hadis-i şerifi rivayet eden sahabinin rivayeti o ki, Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz iyilik yaparım ya Resulallah demeye devam etti. Bize öyle geldi ki ne kadar sorsaydı Hz. Peygamber yine iyilik yaparım demeye devam edecekti. Onun için hani bizim de güzide ecdadımız şöyle dediler. Nasıl? Güzel atasözlerimiz var bizim. İyiliğe iyilik her kişinin karı. Kötülüğe iyilik her kişinin karı. Onun için bizler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da sünneti seniyesine uygun olarak bize kötülük yapanlara bile iyilik yapabilirsek Kur'an'ı ve sünneti en güzel şekilde anlayanlardan olmuş oluruz. Yoksa bize kötülük yapana bizler de kötülük yaparsak bu sefer bizim karşımızdaki insandan elbette ki bir farkımız kalmaz. Bizlere mümine yaraşan nedir? Mutlaka iyilikle mukabelede bulunmaktır. Sabrı tavsiye ederken en başta söylerken ne dedik? Asla elbette ki teslim olmak değildir sabır. Doğru ve hakta elbette ki direnmek Müslümana yakışandır. Ama sabır aynı zamanda dayanıklı olmak zorluklara göğüs germektir. Daha başka nedir? Taatte kullukta sabır. E tabi ki şimdi yaz günleri artık geliyor ama kışında müminler bir noktada kimi zaman soğuk suyla abdest almak zorundaydı. Gecenin bir vaktinde şimdi sahura kalkıyoruz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Ama sahura kalkmayan müminlerin de sabah namazı farzdır. Sabah namazına mutlaka ve mutlaka e kalkması gerekir. Gerek kışın soğuğunda, gerekse yazın sabah namazı vakti çok daha erken vakitlere geliyor. Uykunun en tatlı zamanında. Es salatu hayrun minen nevm diye, namaz uykudan hayırlıdır diye müezzin efendiler, hoca efendiler nida ederken o çağrıya tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın mescide giderken gelin olup evden ayrılan Hazreti Fatıma annemizi namaza kaldırması, Hazreti Ali Efendimiz'i namaza kaldırması gibi evlatlarımızın hem dünya hem ahiret hayrını istediğimiz için onların hem kendimiz namazımıza ibadetimize orucumuza itaatte kullukta taatte sabra devam edeceğiz hem de evlatlarımızı bu anda bu anlamda elbette ki yönlendirmeleri gerekli tavsiyeleri yardımı onlara uyarıları anne babalar olarak arkadaş eş dostlar olarak sevdiklerimize yapmamız elbette ki gerekiyor. Çünkü niye? Bizler dünyadayken bir arkadaşımızın arabasının ufak bir çiziğine bile üzüyoruz ya demek böyle bir kaza geçirdin halbuki kendisinin bedenine hiçbir zarar olmamış. Gelen dünya malına gelsin yeter ki cana bir şey olmasın diye bir şeyler söylüyoruz ama elbette ki en basit zararlarına bile bir dostumuzun, bir sevdiğimizin, bir aile ferdimizin üzülüyoruz. Onun için ahirette başına bir azap gelmesin, dünyada yanlış işler yapıp da cehennem azabıyla cezalandırılmasın. Ayrıca cennetteki sonsuz ve çok güzel nimetlere kavuşsun diye gerek kendimiz, gerek eşimiz, annemiz, babamız, aile fertlerimiz adına, en yakın ve uzak arkadaşlarımız adına güzelliklerle dolu Kur'an ve sünnet doğrultusunda Allah'ın ve peygamberinin emirlerine uygun bir hayatı yaşamak için, yaşatmak için çevremize elbette ki gayrette bulunmamız yönlendirmeler yapmamız gerekiyor. Daha başka ayrıca günah işlememekte de sabredeceğiz. Çünkü niye? Hani trafik kazası olduğunda tamamen kusur bir kişinin olmuyor. Tarafların kusuruna bakıyor değil mi? İlgililer onu değerlendirme yapanlar işte kaçta kaç kusurlu olduğuna bakıyor. Şimdi dolayısıyla bizim anneler babalar olarak ne kadar kusurumuz var. Etrafımızda bizi günaha çağıran insanlar olabilir. Bizi günaha yönlendirmek isteyen insanlar olabilir. Elbette ki vatanımızın sınırlarımız içinde veya ötesinde düşmanları var. Mevlamız onlara da fırsat vermesin. Ama bizim en büyük düşmanımız şeytan ve nefsimiz. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ su diye ayeti kerimede nice Peygamber aleyhisselam ve Yusuf aleyhisselam üzerinden de Rabbimiz bizlere uyarıda bulunuyor. Yani etrafımızda bizi kötülüklere karşı çağıranlar olsa da Kur'an-ı Kerim hikaye kitabı değil, daha önceki ümmetlerin halini anlatırken namus kavramının sadece kadına ait olmadığını Yusuf aleyhisselam ve Züleyha arasındaki geçen hadiseyle Kur'an bizi hatırlatıyor. Günaha davet eden ve elinde yetki bulunan bir kadına karşı koymak ve bu uğurda hapsi göze almak ve dünyalık nimetleri elinin tersiyle itmek elbette ki çok önemli. Nice peygamber Aleyhisselam farklı imtihanlarla imtihan edildiler. Hazreti Adem babamız ve Havva anamızın iki evladından biri kıskançlıkla kardeş katili oldu. Nice peygamber aleyhisselam farklı imtihanlarla imtihan edildiler. Musa aleyhisselamın çocukluğu, Hazreti İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması ve peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselamın Hani tabiri caiz ise bir düşünün ki dünyaya babasız gelişi, daha küçük yaşta annesini kaybedişi, sonra dedesini kaybedişi, daha sonra Risaleti Allah'ın emri gereği kulları uyarmak için yola koyulduğu bir anda etrafındakilerin haksızlıkları, yanlışlıkları ve her türlü zulümleriyle karşı karşıya kalan Allah'ın Resulü'nün karşılığını Allah'tan bekleyerek sabretmesi elbette ki bizleri için önemli. İmsaktan iftara kadar orucu bozan şeylerden uzak durduğumuz gibi yanlışlardan uzak durmak için de her birerlerimiz gayret göstermeliyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki Men lem yeda kavle zuri vel amele bih, feleyse lillahi hacetun fi en yeda taamehu ve şerabeh" diye buyuruyor. Yani kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa Allah-u Teala'nın da o kimsenin yemesini, içmesini, terk etmesine, bırakmasına ihtiyacı yoktur. Kıymetli müminler, ister hangi müftülüğe giderseniz gidin veya hangi camideki hoca efendiye giderseniz gidin, hocam ben bugün yalan söyledim, orucum bozuldu mu diye soru sorsanız, sizlere, bizlere hiçbir hoca efendi, sen bugün demek bir yalan söyledin, senin orucun bozuldu, Ramazan'dan sonra bir gün kaza et, veya sana kefaret gerekir gibi böyle bir cümleyle mukabelede bulunmaz. Orucu bozacak olan şeyler bellidir. Bunları hepimiz biliyoruz. Ama Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hususa dikkat çekiyor. Siz eğer yalan söylerseniz, yalanla iş çevirirseniz sizin tabiri caiz ise yanınıza borcunuzu ödemiş olursunuz ama orucun hakiki sevabını elde etmiş olmazsınız. Sanki açlık ve susuzluk borcunuzu ödemenizin yanında orucun hakiki sevaplarını, ecirlerine nail olamayacağınız için sizin ancak borcunuzu ödemek artı açlık ve susuzluktur sizin karınız diye sanki buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne demek o kişinin yemesini, içmesini, terk etmesini Allah'ın ihtiyacı yoktur. Onun için değerli müminler, bizler her anlamda oruç tutuyoruz. Geçtik televizyonun karşısına, rastgele veya sanal alemde internetin başında, bilgisayar başında, cep telefonu elimizde vesaire günah olan her bir şeyden veya gazeteleri elimize aldık. Uzak durmalıyız. Ve ayrıca Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin ya da sussun buyuruyor. Yani bizler konuşurken bu Ramazan gününde orucumuzu bozan şeylerden uzak duruyoruz. Yalan söylemiyoruz ama kimimiz dedikodu yapıyoruz. Bak gördün mü şu şunu yapmış bu bunu yapmış gibi böyle Allah'ın ve Resulünün razı olmayacağı davranışları söylüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günahı içinizi rahatsız eden tırmalayan şey olarak zikrediyor. Bir insanın bazen şunu yapıyoruz biz. Bir insanın arkasından yanımızda olmadığı halde arkasından konuşuyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki ya ben bunu ona 10 on defa 20 defa söyledim diye de böyle bir cümle söylüyoruz. Emri bil maruf nehi anil münker hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerde bizde hatırlatılan bir husustur. Bir mümin diğer mümin kardeşini Allah'ın ve Peygamberinin emrini hatırlatmak vazifesidir. Hepimiz bir diğerini usulüne uygun olarak uyarmalıyız. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz kendisi için istediğini din kardeşi içinde istemedikçe hakiki mümin olamaz buyuruyor. Bizlerin bir kusuru olduğu zaman veya ailemizden kızımızın oğlumuzun bir kusuru olduğu zaman bizler böyle. Çok kalabalık bir düğün ortamında, cenaze ortamında, bir tören yerinde, bir çay ocağında, lokantada insanların olduğu bir yerde bağırarak bize veya çocuğumuza yaptığı hataları hatırlatmasını ister miyiz? Elbette ki hoşumuza gitmez. Hatta ve hatta aman kimse duymasın evladım rezil mi olacağız diye de kimi zaman böyle serzenişleri, sitemleri, böyle gizleme gayretlerini çevremizde şahit olmuşuzdur. O zaman biz kendimiz için, eşimiz için, çoluk çocuğumuz için neleri istiyorsak diğer din kardeşlerimiz için de aynı hassasiyeti göstermezsek hakiki manada imanın ehemmiyetini kavramamış, hakiki mümin olmamışız demektir. Biz Kendimiz için neyi istiyorsak diğer din kardeşlerimiz için de aynı güzellikleri, aynı iyilikleri değerli müminler istemek durumundayız. Bunları her birerlerimiz gözden geçirmeliyiz ki orucumuzun, namazımızın sevapları da bir yerlere kaybolmasın. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu Vesselam müflis, iflas eden kimdir diye sahabe-i kiram sorun. sahabe kirama sorunca, Sahabe-i kiram malı mülkü varken kaybedendir diye zikrediyorlar. Tıpkı günümüzde hangi memlekette olursak filan iflas ettiği zaman kimsenin yoksul, gariban, fakir birisi aklına gelmez. Sahabe-i kiram da malı mülkü varken kaybeden olarak zikredince ümmetimin iflas edeni o değildir diyor Efendimiz. Müminin iflas etmesi kul hakkını mütecaviz davranışlarla, kul hakkını gerektiren davranışlar sergilediği zaman İnsanların davacı olacak olduğu, dövdüğü, sövdüğü, hakaret ettiği, dedikodusunu, gıybetini yaptığı, zulmettiği, haksızlık yaptığı insanlara sevaplar verilir, verilir, verilir ama sevaplar bir nokta geldi ki bitti ama hala hesap kapanmadı. Dolayısıyla bu sefer hesap kapanana kadar karşıdaki insanların günahları alınır, bu kişinin üzerine yüklenir ve ondan sonra cehenneme atılır ümmetimin hakiki iflas edeni budur diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor. Onun için değerli müminler, sevap sevapları işlemek, sevap kazanmak elbette ki önemli ama bununla birlikte günah işlememek de çokça önemli. Çünkü hani tabiri caiz ise imtihanlara, sınavlara giriyor yavrularımız. İşte kaç yanlış, kaç doğruyu götürür. Ona göre belli bir puanlama yapılıyor. Bazen bazı davranışlar vardır ki çokça sevapları götürür. Üç doğru, dört doğru bir yanlışı, üç yanlış, dört yanlış bir doğruyu götürebilir kimi imtihanlarda belki ama bu işin ahiret boyutuna baktığımız zaman hangi yanlışlarımız, kaç günlük orucumuzu, kaç günlük namazımızı, kaç vakit namazımızı kaybettirir bunları bilmiyoruz. Onun için her birerlerimiz değerli müminler şuna dikkat etmeliyiz ki yanlışlarımız bizim doğrularımızı silmesin, hep karda kalalım diye ahirette de cennetlik müminler olalım diye karlarımıza elbette ki dikkat etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam müminlere başlarına gelen bela ve musibetlere karşı sabırlı olmaları tavsiyesinde bulunmuş. Kendisi de sabret ve senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır diye Nahl suresi 127. ayeti kerimede İlahi buyruğuna Rabbimizin uyarak hayatı boyunca sabrı müminlere bizzat yaşayarak, örnek olarak göstermiş. Çünkü niye sabahlara kartar neredeyse ayakları şişene kadar namaz kılarken öyle rüküye eğilirdi ki hiç doğrulmayacak zannederdik diyorlar annelerimiz. Gece namazlarında Efendimizin çok uzun kıraatleri vardı kıyamda ayakları şişiyordu. Ondan sonra rükûya eğiliyordu çok uzun Sübhane Rabbiyel Allâhîm diye veya benzer tesbihatlar yaparak rükûda uzun kalıyordu. Sonra gece namazlarında, teheccüd namazlarında yine secdeye kapandığı zaman çok uzun secdede kalıyordu ki hatta annelerimizin şöyle rivayetleri var ki acaba Allah'ın Resulü, secdedeyken ruhunu mu teslim etti diye tereddüde düşüp kontrol etmek durumunda kaldıkları oluyordu. Ve ey Allah'ın Resulü niçin bu kadar kendini heder edercesine böyle yapıyorsun, davranıyorsun dediklerinde ise kıymetli müminler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a şükredici bir kul olmayayım mı diye bu şekilde zikrediyorlardı. Dolayısıyla kıymetli müminler bizim yapmamız gereken, bize düşen şey şudur. Allah'ın emirlerini, Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini kendimize rehber ederek her günkü davranışlarımıza dikkat etmek, Peygamber Efendimiz'in kendisini sahabe-i kirama, aile fertlerine ikazını, uyarılarını dikkatimize alarak gözden geçirmemiz gereken şudur ki, imsak vaktinden iftar vaktine kadar orucu bozan şeylerden uzak duran bir müminin kazanmış olduğu sevaplarını kaybetmemek için özellikle de kul hakkını gerektirecek davranışlardan uzak durması ve ayrıca sevaplarına baskın gelecek her türlü günahtan yanlıştan uzak durarak Allah'ın razı olduğu bir kul olarak cennetin sonsuz nimetlerine kavuşmak için dünyanın 3-5 günlük menfaatine aldanmayıp dünyada bir şeylere tamah ederek yanlış yapıp ahirette kaybedenlerden olmamak için gayret göstermek hepimize gerekendir. Hem dünyada hem de ahirette karlı çıkabilmek için Cenab-ı Hak bu duygu ve düşünceyi hiç kaybetmeden Allah'ın ve Resulü'nün razı olduğu kullar olarak güzel bir Müslüman olarak hayat sürebilmeyi ve böylece ahiret yolculuğuna hazırlıklı olarak çıkabilmeyi hepinize hepimize nasip eylesin. Ramazan-ı Şerifiniz, günleriniz, geceniz hayırlı olsun efendim.